Cenap Şahabettin'in üslubuyla Mehmet Rauf'un yazıları arasında bir benzerlik bulmak son derece şaşırtıcı görülebilir. Cenap Şahabettin'in her kelimesi işlenmiştir. Yazıları ünlü deyişle düzgündür. Arapça, Farsça sözcükler tam yerindedir. Cenap bu dilleri ne kadar bilir ölçemem ama sanırım Türkçe için yeterli olacak düzeyden çok daha fazlasını bilir. Üslubu gösterişli bir kolaylıkla kulakları okşayarak akar. Oysa Mehmet Rauf'un yazıları sanki şimdi düşecekmiş duygusuyla sizi yüreğinizi titreten, sendeleyerek yürüyen ve yürürken öteye beriye çarpan bir adam etkisi bırakır. Arapça, Farsça kelimeleri kullanırken onlara kendi bildiği, daha doğrusu kendi bilmediği anlamlar yükler. Gene de bütün bunlara karşın dağlık bir yörede dolaşırken bazı dönüm yerlerinde gözlerinizin önünde açılan geniş, güzel görünümler gibi size çekici yenilikler sunar. Hiç beklenmez bu gibi kapsamlıkla sizi ilgilendirir, bağlar kendine. Cenap Şahabettin'le Mehmet Rauf'un birbirlerini andırmaları da bu noktadandır. İkisi de o ana kadar klasik Türkçe düz yazıda ve nazımda sürüp giden bayağılıktan, basma kalıplıktan, düşünce eksikliğinden, daha doğrusu düşüncesizlikten kurtulmuşlardır. İkisinin de söylemek istediği, duyduğu şeyler, yenilikler vardır. Cenap, bunları eski Türkçenin bütün inceliklerini, söz oyunlarını bilen, pürüzsüz, ince bir dille anlatır. Mehmet Rauf, böyle içinden taşan duyguları anlatıma elverişli, yatkın bir araçtan yoksundur. O binbir acı içinde dilini kendi yaratır. Yatağını bulmaya çalışan bir ırmak gibi kararsızlıklar, çırpıntılar arasında ilerler. Düzgün değil, canlıdır. Cenap'a benzeyişi biçiminden çok özden ileri gelir.